Merhaba diyoruz. Merhabalar. Kaçıncı sınıfsınız? Birinci sınıfsınız. Öğretmeniniz adı neydi? Yıldız öğretmen. Beş duyu organımız. Kopya alabilirsiniz öğretmenlerinizden. Görüyoruz. Bir geldi, görüyoruz. Neyle görüyoruz? Göz. Süper, bir oldu. İki bitiyor da alın bakalım öğretmenlerinizden. Duyuyoruz. Evet, şimdi buradan başlayalım. Gelin bakalım. Önce burada hepimiz bir hazır bekleyelim. Herkes bu tarafa doğru gelsin. Doktor yazıyor. Burada bizim doktorumuz görev yapıyor. Burada doktor amca var. Doktor amca burada görev yapıyor. Doktorun görevi nedir? Hastalığı iyileştirir. Onun için biz burada bir doktor çalıştırıyoruz. Tamam mı? Oyun atölyemiz. Burada da öğrencilerimiz oyunlar oynuyor. Onlarla konuşuyoruz ki sizlerle ilgili bilgi alıyoruz. Diyoruz ki Rafet evde nasıl, Ahmet evde nasıl, Esra evde nasıl, yaramazlık yapıyor mu diye burada da bilgi alıyoruz ailelerimizden. Biz burada önce çalmayı öğreniyoruz. Ondan sonra da konser veriyoruz. Aydın'daki amcalara, teyzelere konser veriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte Efeler Otizm Merkezi'nde ziyarette bulunduk. Buradaki eğitim ortamını hem öğrencilerimizin görmesini istedik hem de özel çocuklarımıza karşı bir empati oluşturmayı hedef edindik. Özel çocuklarımızla en azından konuşma imkanı bulabilir öğrencilerimiz diye. Okulumuzda bize de iki tane özel öğrencimiz var, otizmli. Onlarla da mümkün mertebe elimizden geldiği kadar eğitimlerine katkı sağlamayı amaç ediniyoruz. Belediyemizin bu güzel eğitim ortamını yaratması da çok güzel bir hizmet. İsmim Yıldız Kılınçoğlu, Işıklı İlkokulu ana sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımızda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Belediyemizin sağladığı bir imkan doğrultusunda koşulların ve fiziksel ortamın iyi olması gereğiyle çocuklarımızla birlikte gezip buraları bilgilendirmek istedik. Farklılıkları her zaman açığız. Hepimiz biriz. Birbirimizden ayrı değiliz. Toplumda var olan düzenin içinde bizler yer aldığımız sürece farklılıklarımıza sahip çıkıp hoşgörü ve empati ortamıyla güzel nesiller yetiştirmeyi hedef ediyoruz. O amaçla buradayız. Çocuklarımızın empati duygusunu geliştirip yaşamda karşılaşabilecekleri farklı insanlara hangi açıdan bakmaları gerektiği konusunda destek olmak için bugün buradayız. Teşekkür ederiz.